Merhaba Nazlı. Açsan daha rahat konuşuruz sanki Ali. Merhaba. Hastaneden çıkarken görmedim seni. Nasıl? Yerleşebildin mi bari biraz? Evet. İyi. Göstermeyecek misin? Geçiyorum. Aa! Ali, sen bayağı bayağı yerleşmişsin. Evet. Ama bunlar, bak, bu koltuk, bunlar, bu masa, bunlar hep Adil Hoca'nın hediyesi. Ama anlamadığım bir şey var. Ben bu evde tek başıma yaşıyorum. Neden 4 tane sandalye var? Olsun. Ben varım. Açelya var. Biz de arada geliriz sana, olmaz mı? Aa! Sen bütün kitapları alfabetik sıraya göre mi dizdin? Başka nasıl dizilir ki? Yatağım, lambam, tavşanım. Memnun oldum. Ya bir şey söyleyeceğim. Arada Adil Hoca'yı bize de yollasana. Geleceğini sanmıyorum. Şaka yapıyorum Ali. Şaka. Çok güzel olmuş ama. Vav. Wow. Taşınma yeteneğine 10 puan Ali. Ha, vallahi bravo ya. Şuna bak. Harikasın. Açabilir miyim? Tabii tabii. Bu ne? Su. Ne yiyeceksin sen akşam? Tost söylemeyi düşünüyorum. Yemesi kolay. Tost severim. 10 puan birden bire düştü Ali. Ne yapmalıyım? Sen hiçbir şey yapmamalısın, ben yapmalıyım. Birazdan bak yemek yapacağım ve beraber yiyeceğiz, tamam mı? Ben ama her şeyi yemem. Yersin, yersin. Benim yemeklerimi herkes çok sever. Nazlı, ben yine yemem mi? İtiraz kabul etmiyorum Ali. Hadi gidiyoruz. Ali. Anahtar. Geçsene Ali. Ben böyle yiyeyim. Evet, ne yapsın size Nazlı Şef? Yani dünden kıyma var dolapta. Bir şeyler yapabiliriz onunla. Süper. Kıymalı makarna. Ağzımda tuhaf bir yumuşaklık bırakır. Ay, sen de buldun da. Neyse. Göğüs var. Şinitsel yapalım mı? Ağzımda tuhaf bir sertlik bırakır. Köfte patates. Dudaklarım yağlanır, hoşlanmam. Buldum. İmam bayıldı yapalım. Şöyle zeytinyağlı, güzel. İsmini sevmiyorum. Birini bayıltıyorsa beni de bayıltır. Oldu. Ben o zaman odama gidiyorum. Siz bir şey yapmayı becerirseniz beni çağırırsınız. Tamam, oldu. Ali, biz şöyle yapalım. Açalım dolabı, bakalım malzemeleri. Ne beğenirsek onu yaparız. Olur. Hadi. Evet. Ne istersin, ne yapalım? Yumurta. Ciddi misin? Onca şey saydım, sadece yumurta mı istiyorsun? Peki. O zaman menemen yapalım. Ne dersin? Hı hı. Fazla büyük. Fazla küçük. Peki. Evet.
kabuğunun soyulması lazım. Keşke doğramadan önce söyleseydin Ali. Sen bu menemeni bir yeme. Bak göstereceğim sana. Ne göstereceksin? Evet, afiyet olsun. Ellerine sağlık Nazlı'cığım, şöyle. Al bakalım. Ali? Teşekkür ederim. Zeytin? Şey, benim dizim yarım kalmıştı da ben odamda yiyeceğim. Afiyet olsun. Sağ ol. Sen de sağ ol. Boş ver onu, hadi biz yiyelim. Afiyet olsun. Yemek yaparken seni bunalttım mı? İnsanları bazen bunaltabiliyormuşum. Adil hocam öyle diyor. Yo, ben hiç bunalmadım. Hem ben alışkınım. Babamın da biraz takıntıları vardı. Neye? Alkole. Üzüldüm. Üzülme. Artık hayatımda değil zaten. Ama ben de istemiyorum. Neden? Herkes babasının yanında ister. Sen böyle aklına her geleni hemen böyle çat diye söylüyorsun hep, değil mi? Evet. Bu kötü bir şey mi? Hayır, çok iyi bir şey hatta. Sır yok, yalan yok. Diğer erkekler gibi değilsin yani. Ayrıca iletişim becerilerini de geliştirdiğine göre... Bugün çok önemli bir şey öğrendim Nazlı. Neymiş? İnsanları dinle. Ama imkansıza da inan. Güzelmiş. Beni evine davet ettiğin için çok teşekkür ederim. İnsanlar... normalde beni istemezler. Halt etmiş o insanlar. Ayrıca asıl ben sana çok teşekkür ederim Ali. Bak, benim hem komşum hem de arkadaşım oldu. Ne güzel. Hadi soğutmadan yiyelim. Beğendin mi menemeni? Koy. Ha Nazlı? Hocam iyi geceler. İyi geceler. Ne yaptın? Dediğiniz gibi çıkışta gidip Ali'yi yokladım. Hatta sonra tutup kolumdan bize getirdim. Birlikte yemek yaptık, yedik. Ha nasıl geçti? Vallahi önce direndi, gelmek istemedi ama ben söylediğiniz gibi ısrar ettim. Hah yaşa ya. Ah içim rahatladı. Nazlı. Artık Ali alışana kadar sen bir iki yoklarsın ha. Siz hiç merak etmeyin hocam. Ben sizin için Ali'ye göz kulak olurum.